böyle literatürde tartışılıyor. ne şeyleri yani ben yine böyle klasik felsefi şeyde gider ve bunun şey olmadığını söylerim. Aynı az önce yaptıklarından yapabilirim. Yani işte ve burada çok fazla da konu dallanabilir bana kalırsa. Yani dallanmaya müsait. Şimdi ben bir yani şimdi opsiyon olarak şeyi çekebildiğimde Tanrı kartını çekebildiğimde konuyu çok şey bir yani sen onun sesini duyuyorsun ama acı çekmiyor olabilir sinir sistemi falan. O kartları bile çekebilirim ama gerek yok. İşin aslı şey bana kalırsa ben de vegan şeyle düşünce biçimiyle teizm arasında net bir gerilim olduğuna kanayım. Ha hayvanların çektiği acıların ne kadarı insanların onları yemesinden kaynaklanıyor o da bir ayrı bir mesele. Çünkü yani şimdi biz kurban keserek büyüdük hocam. Yani çok çok Ben yani iş aslında kısa süren şimdi ben tıptan biliyorum. Yani hayvanın kesim biçimine baktığın zaman şah damarını kesiyorsun ve çok kısa bir sürede hayvan şey olur. Bilinci kapanır zaten öyle bir şeyde kesim biçiminde. Ya bu hayvan çok daha büyük acılar çekiyor doğada. Tabii başka şeyler de söylenir de ben de bir gerilim olduğuna kanayım şeyle teyzime. orada Çünkü bir ek açıklama olarak şöyle burada bir şey söyleyebilir. burada teyzimi şey diye bölelim. Yani Hint dinlerini falan kastetmiyorum. Yani, İbrahim'i dinler diye lanse edilen dinleri kastediyorum. Ya burada şu söylenebilir. Mesela işte orada bir teist bir kart sunacak. Teizmle tutarlı olduğunu iddia ettiği bir kart. Bir naturalist de kendi yaklaşımıyla tutarlı olduğunu iddia ettiği bir kart öne sürecek. Bu sefer kartlarımızı tartışmaya başlayacağız argümantatif olarak. Mesela şu sorulabilir. Tanrı neden evrimi tercih etti? Yani Tanrı bir yaratım olarak ben evrimle Tanrı teizm arasında zorunlu bir çelişki olduğunu iddia etmiyorum. Tanrı evrim yoluyla canlılığı ve insanlığı yaratmış olabilir. Bu zorunlu bir çelişki ya da zorunlu bir yanlışlık içermiyor bence. O zaman Tanrı'nın neden evrim gibi bir yol seçtiğini sorabilir mi? Çünkü evrimler tarihine baktığımızda korkunç acıları da içeren bir yaratma metoduymuş gibi evrim. Çünkü Paleozoik döneme baktığımızda, Mezozoik döneme baktığımızda o canlıların oradaki işte var olan yapıları, içinde bulundukları durum, onların böyle yaratılıp yaratılmamasının zorunlu olup olmadığını soruyor çoğu naturalist. Mesela ben bir meşayı olayım burada cevap vereyim şimdi. Diyecek ki tercih etti sorusu doğru bir soru değil. Yani Tanrı bir zorunlulukla yarattı. Böyle olurdu. Ondan sonra diyecek ki Tanrı böyle yaratması zorunluydu mu der? tabii. Zatı itibariyle zorunluydu. Böyle olurdu. Yani tanrısal olan var. Aşağıda maddesel olan var ve maddesel olan kötülüğün kaynağı her zaman kötü. Ya bu platonik şeye de yakındır aslında. Ve buna değen bir şey tanrısal olandan çıktığı zaman bu arada kötülükler bu maddesel olandan dolayı zaruri olarak vuku buldu gibi bir şeyler der mesela. Yani kaba olarak söylüyorum. Yani burada ama tabii ki bu meşayı söylemde maddenin filan sonsuzluğu gibi başka problemler var ki onu bizim literatürde uzun uzun tartışıyorlar. İşte evrenin sonsuzluğu gibi işte bu tarz tartışmalar var ama ya burada işte literatürler teistik dediğimizde yani hep bu problem oluyor. Teistik ne demek Ben bir teistik? parantez açayım mı? Ben hep şunu söylüyorum. Ben yıllardır din felsefesiyle ilgileniyorum. Böyle din felsefesiyle yeni ilgilenmeye başlayan arkadaşlar denk geldiğinde ona hep şey söylüyorum. Bakın din felsefesinin birçok konusunu hangisini hatta konuşursanız konuşun iş bir yerde şuna gelecek. Son kertede oraya geleceğiz. Tanrı'nın sıfatları. Tabii. Güç Evet. argümanı olsun, kötülük, evrim hep Tanrı'nın sıfatlarına geleceğiz. Kesinlikle. Mevzu budur. Yani aslında şeyde hocam mesela David Hume'un bu sorunu mesela biçimlendirdiğinden bahsediyoruz. Bana kalırsa ben David Hume tüm eserlerini okudum. Bana kalırsa David Hume ateist değil. Agnostik de değil. Bana kalırsa bir çeşit Hristiyan. Yani fideist bir Hristiyana benziyor. Ama kurumsal dinle problemleri var. Yani çünkü çok Hristiyanca pasajlar var metinlerinde. Yani çoğu metinde var. Problem adamın zihnindeki problem sıfat problemi bence. Bu Öyle. problem gerçekten şey bir problem. Nasıl söyleyebilirim? Çok zor bir problem. Yani gerçekten biz kendi içimizde zaten bunu tartışmaktan bir hal oluyoruz. Yani bir şeyle tartışmak, ateistle tartışmamıza da gerek yok. Ya onun sunduğu bütün argümanları zaten mesela bir eşari kullanıyor, o oradan kullanıyor falan. Birbirlerini kullanıyorlar zaten bu düzenli olarak. Evet. Yani Sıfatlar. Tanrı'nın sıfatları arasında bazı ateistler şey diyorlar. Buradan daha ileriye gidip Tanrı'nın sıfatları arasında çelişki vardır diyenler var. Ama şey gibi geliyor bana. Hani evet yani kötülük problemi ya da din felsefesinde birçok meseleyi tartışınca Tanrı'nın sıfatları arasında bir çelişki var mı? Ya da Tanrı'nın sıfatlarıyla bu dünya arasında bir çelişki var mı? Açıklayıcılık gücü açısından, dışsal kanıtlar açısından diyor çoğu çağdaş ateist. Ama bazı ek argümanlar, farklı argümanlar da var. Ya bir de şu, Kötülük bunun hocam problemi... özür dileyerek şöyle gireyim. Bunun bir de şöyle bir katmanı var. Esas bence daha kıymetli olan katmanı bu. İşte Kant'ın da koyduğu, işte daha önce bizde Gazali'nin yaptığı. Ya tamam Tanrı'nın sıfatları da iyi diyoruz da. Bu bizim mesela şeyde akaid kitaplarında iyi olması bizim gibi iyi olması anlamında değil. Merhamet etmesi bizim gibi merhamet etmesi anlamında değil. Mesela diyor ki gadiballah, Allah gazap etti.
Ya gazap nasıl bir şey? Şimdi bir insana gazap dediğinde canlanan şey ne? Sinirlenmesi, öfkelenmesi, dişiniz böyle bir şeyden münezzehtir Allah. Demek ki buradaki gazabın anlamı insani bir şey değil. Buradaki iyinin anlamı insani bir iyi değil. O zaman aslında bu sıfatlar şöyle bir şeye dönüşüyor ki bunu biz mesela tefsir derslerinde falan anlatıyoruz. Ya Kur'an'da karışık, ya anlaşılması zor ayetler var. Bunlara müteşabih deniyor. Yani mecazi gibi addedilen, hepsi mecazidir demek istemiyorum Kur'an'da. Buradaki en büyük mecaz, en büyük teşabih, zorluk şu. Allah insanla iletişim kuruyor ve insanın dilinden konuşuyor. İnsanın bütün o mantık sistemi, mantık örgüleri, bunu Gazali de bu şeyi vuruyor, işte Kant da vuruyor daha sonra. Bu katmanı anlamakta zorlanıyor. Ya bu katman aslında benim haberi kabul etmemin, haberen böyle inanıyoruz dememin sebebi burası aklen gerçekten çözülmüyor. Çünkü konuştuğumuz her yerde sürekli şey hatası yapıyoruz. Dil hatası yapıyoruz. Kıyas hatası yapıyoruz. Ya işte antropomorfik bakıyoruz. Yani Tanrı iyi, ben de iyiyim. Ben iyiyim, şöyle düşünüyorum. Tanrı da iyi, böyle düşünür gibi argümanlar kuruyoruz. Bu argümanların aslında hepsi sağlıklı incelendiğinde geçersiz oluyor. Sıfatlar burada biraz şey, bana kalırsa ben aslında mesela Tanrı sıfatlarının tartışılmaması gerektiğine şey olmaya başladım. Kanıyor. Yani burası bilginin konusu değildir abi. Yani bu bilginin konusu değil. Varlığı bilginin konusu, peygamberlik bilginin konusu ki peygamberliği de haberin bir kendi metodumla ispatlamaya çalışıyorum. Gerisi çok da abartılı, üzerinde bilgi yürütebileceğim, akıl, mukayese yapabileceğim bir saha değil gibi geliyor bana. Yani evet. Yani şey denilebilir. Anlayabiliyorum aslında bu argümanı. Çünkü orada Tanrı'nın sıfatlarına ister istemez iş gelecek ve oraya geldiğimizde matematikteki aksiyonlar gibi aslında. Yani eğer ki doğru kabul etmezsek matematiksel önermeyi öne süremiyoruz. Doğru kabul edeceğiz ki tartışma devam edecek. Doğru kabul edeceğiz ki argümanı öne sürebileceğim. Doğru kabul edeceğiz ki belli türden iddialarda bulunacağım. O yüzden doğru kabul etmem lazım gibi. Tanrı'nın sıfatları da bir teist açısından böyle görünebilir. Ama mesela bir ateistin şöyle düşün. Neden o tanımları kabul edeyim? Mesela böyle bir manevra yaptığını düşün bir Bence bir ateist. ateistin, ya bana kalırsa bir ateistin bu sıfatları hiç işi yok hocam. Ben zaten genellikle mesela şimdi böyle tartıştığımız, telefondan da görüştüğümüz çocuklar oluyor. Soru soruyor mesela. Ben diyorum bu senin şu an problemin değil. Yani senin bu sekmede değiliz biz seninle. Bu sıfatları şu an senin hiç gündeme edinmene gerek yok. Adam geliyor mesela işte Ahzab suresi 37. Yani bunun seninle bir alakası yok abi. Bu konunun seninle hiçbir alakası yok. Bu benim için bir problem. Çünkü ben Müslümanım. Seninle biz Allah diye bir şey var mı? İşte bir peygamber gönderdi mi? Dinin ana üzerine kurulduğu iki eksen burasıdır. Yoksa bir ateistin gelip benim Tanrı sıfatları üzerinden yaptığım açıklamaları kabul etmesi gibi bir beklenti de bana absürt geliyor işin aslı. Çünkü ben bir teist olarak bile o açıklamaların büyük bir kısmını kabul etmemiştim. Mesela Plantinga'da az önce şey oldu gibi. Bana şey gelmiyor, makul gelmiyor mukayese olarak. Yani burası dinin peygamberlikten sonra gelen kısmı. Bunları kabul etmemiş bir adama buradan gitmek çok absürt geliyor bana. Evet, katılıyorum. Yani